Hanımlar beyler, günün son yarışmacısıyla beraberiz. Emirhan Bey, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz? Çalışmak ve çalışmaktan arada kalan zamanlarda gezmek, yeni yerler keşfetmek üzerine kurduk. Yeni yerler keşfetmek. Evet. En son nereyi keşfettiniz? En son Samsun'da, yani kendi memleketimde bilmediğim bir köye gittim. Ya. Orayı bir keşfettim, yani gezdim. Hangisi? Fotoğraf çektim. Tekkeköy. Tekkeköy. Evet. Güzel miydi? Güzeldi. Güzeldi evet. Eminim. Ya doğası, Karadeniz'in doğası, yeşilliği güzeldi evet. Gerçekten. Peki kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram iyi sayılır. Yani ben de bulmaca çözmeyi severim. Evet. Yani bakalım, burada göreceğiz. Burada göreceğiz. Tabii evet. O stresi de gördünüz 4 yarışmacıdan. Son yarışmacı olmanın verdiği stres var üzerinde. O da var. Evet. Aynı zamanda stratejik de davranabilirsiniz. Son yarışmacı olduğunuz için. Evet. Alabileceğiniz harf sayısı yüksek evet. Bayağı. İşinize yarayabilir. Evet. 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 Peki. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Başka yok. Selam melam göndermek ister misiniz kimse? Selam aileme göndereyim. Gönderin. İzleyecekler. Allah razı olsun. Selam ailesine. Biz rica aileme ettiğimiz için diyeyim. Emirhan Bey ailesine selam göndermeye karar verdi. Tamam, başlayalım mı? Başlayalım. Bak, bak. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Küçükbaş hayvanların barındığı çit veya duvarla çevrili yer. Ahır. Değil. Diğeri. Mera. Değil. Bu küçükbaş hayvanlar. Mera değil. Ahır değil. Ahıra benziyor sesi. Ahır. Daha yumuşak düşünün. Son harfi değişik. Ahı. Ne? Ahız. Değil. Ahıt. Değil. Yani... Ahık, ahıl. Ne? Ahıl. Ha, şimdi ortadaki harfi de değiştirin. Ahal. Hayır. Sessiz harfi değiştirin. Azal. Yok. Amal. Zor zaten ahıl. Bu. Ahıl olacaktı. İlk elin günahı olmaz. Hiç merak etmeyin, bu üzgün alkış sizin kalbinizi kırmasın. Zaten bir kişi sevinçle alkışladı. Neden bilmiyorum. Üzgün alkışlamayan biri vardı. Onu sonra çıkışta size işaret edeceğim ben. Dört harflerle devam ediyoruz. Tek kelime bir cevap. Gelsin bakalım. Ortadan kaldırma, yok etme anlamına gelen sözcük. Harf alayım. Tabii. M. İmha. İmha doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevap istiyoruz yine. Rumca kökenliymiş. Buyursunlar. İçinde ışık kaynağı olan seyyar aydınlatma aracı. Harf alayım. Alın. Fener. Fener doğru cevap. Yine beş harfli, tarihten geliyor soru. Hayırdır inşallah. Buyursunlar. Osmanlı Devleti'nde saraya yeni alınmış cariyeye verilen ad. Harf alayım. Tabii. C. Basit düşünün. İşe yeni başlayan için de denir. Her işe yeni başlayana... Acemi. Acemi denir. Altı harfli Farsça kökenli bir sıfat soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Fonksiyonunu yerine getirmede yavaşlık gösteren organı tanımlayan bir sıfat. Fonksiyonu yerine getirmede yavaşlık gösteren organı tanımlayan harf sıfat. Alayım. Tabii. Mesela Allah esirgesin, böbrek yavaş çalışıyor. Demek ki... Bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. Peki, göz yavaş çalışıyor. Yeterince görmeye istekli değil gibi. Dersine çalışmayan öğrenciye ne denir? Tembel. Tembel doğru cevap. Yine altı harfli efendim. Tek kelime bir cevap istiyoruz. Bakalım nasıl bir cevap alacağız. Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü. Harf alayım. Tabii. Ye. Mesela arabanız var mı? Yok. Olan bir arkadaşınız arabayı bozulduğunda ne yapıyor? Sanayi. Sanayi doğru cevap. 7 harflilerdeyiz efendim. Gastronomiden geliyormuşçasına. Gelsin bakalım.
Genellikle tavası yapılan bir tür mürekkep balığı. Harf alayım. Harf verelim. K. Kalamar. Kalamar doğru cevap. Şimdi Emirhan Bey, 2200 puandayız. 2 dakika 8 saniyede süremiz var. Fena değil aslında. Gayet bizi gün birincisi yapacak istatistik bu. 5 harf alabilirsiniz. Beş harf. Şeyi fark ediyorum, yani emin olduğunuz şeyde bile evet, harf evet, alıyorsunuz şu an. Bir sakin olup tamam. Şey yapabiliriz. Beraber çalışabiliriz. Olur. Bundan sonra. Şimdi yardımımızda. Elimden geleni yapacağım. 7 harfli ikinci aradığımız cevap için soru gelecek. Tek kelime. Bakalım nasıl sormuşuz. Meyletme, eğilim anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük. Meyletme, eğilim. Yönlendirme. Yani Arapça kökenli. İşte burada bir tane harf alabilirsiniz. Bir harf alayım. Teşvik. Yok. Nokta nokta yoklaması deyince bir şey canlanıyor mu? Ya da işte bütün nokta noktalara göre değerlendirdik. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Anlamadım. Ü. Bir harf daha aldık. Bir harf daha aldık. Y. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verin. Evet. Yün. Ne? Temayün. Durdurun değil ama durdurun. Değiştirin son harfi. Temayül. Temayül doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Mastar almış bir cevaba ihtiyacımız var. Buyursunlar. Taklit etmek anlamına gelen tabir. Taklit etmek anlamına evet. Gelen tabir. Hikayelemek gibi düşünün. Bir harf alayım. Alamazsınız. Almayayım. Yani bir tane son alabileceğiniz. Alayım. Aldık durdurduk. Y. Taklit etmek anlamına gelen tabir. Evet. Uyar. Değil. Anlamadım. Hikayeyi. Öyküleme. Ha? Ne? Öyküleme. İşte iyi başladınız da öyle değil o. Öyküyle mi başlıyor? Evet. Öykü. Öykünmek. Ne? Öykünmek. Öykünmek doğru cevap. Efendim 8 harfli bir başka kelimemiz geliyor. Yapım eki almış. Harf alamıyorum şu an. Harf var, bitti o konular, kapandı Emirhan Bey. Onu dedik o kadar almayın. Buyursunlar. Bir olayı, bir durumu dikkatle ve eleştirel bir bakışla inceleyen ve değerlendiren kimse. Eleştirmen değil. Değil. Futbol sever misiniz? Severim. Hakem var. Başka ne var? Hakem var. Gözetmen. Onları denetleyen işte. Gözetmen değil de onun adı başka bir şey. Hakemi denetleyen. İşte o. Federasyon. Yok yok. Yani. Onun adı işte. Gözetmen dediniz ya. Yine öyle başlıyor da değil. Ne yapıyor hakemle harf ilgili? Alayım. Alamazsınız. O zaman süreyi durdurayım. Almayayım harf. Bir olayı bir durumu dikkatle yaşayalım. Hakemi gözetliyor. Evet. Yönetiyor. Yok, hayır. Rapor yazar, nokta nokta yorumcu. Raporu denir. Hayır. Tahkim. Hayır. Aa. Kuşları izleyene ne denir? Kuş nokta noktası. Gözlemci. Ha, gözlemci doğru cevap. Aa. Ben böyle bir şey görmedim efendim. Tutuldum burada. Normal. Tam yeri. Tutulacaksanız burada tutulun. 23 saniyeniz var. 4 tane soru bilmeniz gerekiyor Emirhan Bey. Yapım eki almış bir başka kelime soracağız şimdi size. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz onu. Garip olma durumu, tuhaflık. Süreyi durduruyorum. Evet. Harf almadan. O sürede düşüneyim. Garip olma durumu, tuhaflık. Muallak. Arapça kökenli. Basit düşünün. Tuhaf. Çok tuhaf. Gizem. Değil hiç. Hı hı. Bu işte bir nokta nokta var. Alengir gibi. Şey. Değil. Yok. Nasıl şey yaptın?
Bu işte bir... Tuhaf, garip. Bir tane daha var, o da bu. Garip. Abi bir şey anlatacağım. Çok... İnanılmaz. Acayiplik olacaktı. İşte şimdi gerçekten alkışlar üzüldü Emirhan Bey. Hiç beklemiyorduk bu noktada patlayacağımızı. Bir yerde sektik de bundan bitince... sıçrayamadık. Evet, harfler bitince işler karıştı. Evet. Neyse efendim, bari son soruya kadar gidebilelim. 9 harfli bir kelime isteyeceğiz sizden. Artık o... harf alabilir miyim? İstediğiniz tamam. kadar. Ne istiyorsanız. Ben size X, Q falan lazımsa onları bile veririm. Efendim, yapı mekiği almış ve mastarla biten bir kelime soruyoruz. 2 harfli mastar. Buyursunlar. Mecaz olarak kötülemek anlamına gelen sözcük. Çamur atma. Tek kelime yapın onu. Çamurlama. Çamurlama, evet. Çamurlama doğru cevap. Efendim, 10 harflilerdeyiz. Bitki biliminden geliyor 2 kelime. Gelsin soru. Her tarafı sert tüylerle kaplı, tüyleri kırıldığında karınca asidi harf denilen alayım. Çok kaşındırıcı bir madde çıkartan bitki. Isırgan otu. Isırgan otu doğru cevap. Son sorumuzu soruyoruz. 2 kelimeden oluşan mastarlı bir cevap istiyoruz. Gelsin bakalım. İlenmek, kötülüğünü istemek anlamına gelen tabir. Harf alayım. Harf alayım, harf alayım ben de. Lanet etmek. Lanet etmek doğru cevap. Benim şu anki durum. Vallahi 5700 puan aldınız Emirhan Bey ama çok daha iyisini alırdınız. Aslına bakarsanız işte stres yönetimi. Stres yönetimini. Burada biraz önemli oluyor. Ayaklarınıza sağlık. Gayet iyi yarıştınız aslında. Belki yine karşılaşırız. Umarım, isterim. Biz de vallahi isteriz. Hanımlar, beyler, Emirhan Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve gün birincimiz Çiğdem Hanım'ı yanımıza alıyoruz.